Nasılsın ablacığım, iyi misin? Sıkıntı yaşıyor insanlar. Teşekkür ederim. Durumunuz nasıl? Ablacığım geçmiş olsun. Kaç gündür banyo yapmadın? Valla en azından ayın altısında beri yapmadım. Yani ondan beri buradayız. Peki tuvalet, su ihtiyacı? Yok. Demem ben. Yok, 10 günde beri buradayız işte. Çadırda banyo aynen. Yok, bir şey yok. Bak görüyorsun işte burada çadırdayız. Şey, tıraş yok, banyo ediyor. Yok. İşte yani ekmek sorunu biraz var, gelemiyor. Bu 2-3 günde beri biraz yok. Ve gene de geliyor ben yani, iyidir. Yok. Allah razı olsun, gene de bize karşılıyor. Yani. Olmasa ne yapacağız? Peki bir şeye ihtiyacınız olduğunda bizim hem depo cemevinin altında para depo vardı. Para var, ihtiyaç var, Riva'da var. Orada zaten aldık, bakalar aldık. Bakal yok, bakalar hep yıkılmış. Yerle bir oldu. Ekmek bulamıyorlar şimdi, ekmek burada. Vallahi. Şimdi bizim gayrımız yok şeyden. Emir yok da evlet yok. Ağır hasarlı yıkıldı mı yoksa ağır hasarlı mı? Yıkıldı, ağır hasarlı, içine girmeyin diyor. Yapıştırdı kağıdı, girmeyin içine diyor. Çadırlara girin, bir kilo bir şey bulamaz. Ha, girin benim çadırıma 15. Biz çadırdayız. 4 kişilik bir aile bu koşullarda yaşamak zorunda. Teyzeciğim, senin durumun nasıl? Ona durum ne şey derken? İyi değil. Ben şeker hastasıyım. Kendi yerime var. Kolesterolüm var. Tansiyonum var. Ne var? Aradan her şey var. İyi değil. Hiç iyi değil. Koşurlar canlarını istediklerine. Ya dediler canlarını istediklerine. Biz gelelim ha buraya 14 gün, 15 gün oluyor. Bir çorbadan kaçtı. Şükür değil ki. Ben bir hasta adam mı? İyi mi? Bu deprem oldular. Daha banyoyu görmedik. Haberle oturuyordum. Ben bir hasta da mı? Bir gün durup bir gün banyo etmedim, ben rahat edemem. Ama yapamıyorum. Çok geçmiş olsun teyze. Sağ olasın, hepimize geçmiş olsun canım. Daha da bir bana değil. Onun altısına deprem oldu da. Evet. Benim arkadaşlarım enkazın altındayken hiç kimse gelmedi. 4 gün neredeydi? Bu millet neredeydi? Hiç mi askeriniz yoktu, hiç mi kurtaracak kimseniz yoktu? Niye ölmek zorundaydı benim arkadaşlarım? Bir bardak o fiyatı. Niye öldü? Ben elini tutamıyorum, ben oturup çay içtim, insanlar yok yanımda. Hani uçuyorlar. 4 gün boyunca ya, 4 gün boyunca neredeydin? Nasılsın? 10. 10. sınıftasın, burada evet. Ders çalışıyorsun. Teyzem senin durumun nasıl? Allah aşkına iyisi. Eviniz yıkıldı. Banyo yapma sorunumuz var önce. 15 gündür dışarıdayız bu şekilde. Merhaba. Çekilme, gel genç olur. Biraz iyi yani ama soğuk. Soğuk? Soğuk. Banyo yapma koşulu? Yok. Yani bir böyle 10 gün oldu. Banyo yoksun yok. Biz kiracıydık, ev büyük hasardı. Şu an biz evi boşaltacağız. İzmir'e göçmeyi düşünüyoruz. İzmir'e geçmek zorunda kalıyoruz. Yani. Burada depreme geçeceğiz. Bakabilir miyim içine çadırın? İçinde sana ne lazım? Lazım bu battaniye var. Ne kadar ne kadar tertiplidir de vallahi ya hakikaten. Eyvallah abla, soba çalış yani şimdi çık dışarı. İyi tamam anladım. Sağ ol abla. Bir şeye ihtiyacın var mı? Elbise yani idara. Peki soğuk değil mi? Soğuk. Tamam. Hepsi büyük yok yani. Tamam. Hepsi çocuk. Tamam. Ben sana soruyorum ayakkabı. Çen mi var dedik şimdi? 40. 40 tamam. Eyvallah sağ ol abla. Tamam. Teşekkür ederim. Allah. İlk günü çıkardılar, öldüler. Kendi imkanlarınızla mı? Kendi imkanlarınızı. Kardeşlerim kendi evlatlarını çıkarttı. Birinin, bir kardeşimin bir oğlu, estağfurullah bir kızı yine hanım öldü. Bir kardeşimin de bir kız öldü 23 yaşında. Gelinlik giydirmedi, kefen giydirdi. Allah rahmet eylesin. İmkanları cennet olsun. Var mı şeye ihtiyacın teyze? Yok sağ ol, Allah razı olsun. Verdiler, yedi çiğni. Bey burada, burada. Şehir içinde. Dedin makine için ne kadar istiyor? Evet, olmayan imkanla, dayanışmayla burada şeyin yapamadığını, kurumların yapamadığını biz yapmaya çalışıyoruz. Evet. Nerede? Köyde. Tamam. Bu evler hepsi divandır. Bak şu baktığıma verin ya. Ha? Şu bak.